Ben böyle bir final görmedim. Ben hadi, de görmedim. Hadi siz anlatın. Ben ne anlatayım? O kadar heyecanlı ki gerçekten. Sonuna kadar Seda ile OGD'yi destekliyordum zaten. Yani Seda gitti ama çok büyük bir şey başardı. Böyle bir sezonda bence Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi sezonuydu bu. All-Star sezonundan bahsediyorum. 3 defa katılmış biri olarak. Şu anda gönlüm tabii ki OGD'den yana. Nefise de inanılmaz iyi bir yarışmacı ama OGD maviyle geldi, maviyle gitti. Benim gönlümde de maviden biri şampiyon olsun istiyorum. Zaman zaman çok gergin anlar da oldu Survivor'da. Hatta evet. Ekrana da yansıdı. O gergin anlarda siz hani sükunetinizi nasıl korudunuz? Yani aslında korumaya çalıştım diyebiliriz. Yani, yuvarlayayım dedi. Evet. Çok koruyamadığım zamanlar oldu tabii ki. Hani ekrana ne kadar yansıdı, ne kadar yansımadı bilmiyorum. Ama böyle bayağı bir sinir krizi geçirdiğim anlar oldu. Bu hepimiz için geçerli. Çok zor bir sezondu. Birbirinden güçlü yarışmacılarla yarıştık. Ama tabii ki karakter de çok önemliydi bu sezonda. Karakter olarak sanırım ben kendi karakterimi, normal hayatımdaki karakterimi biraz sergilediğim için zorlandım diye düşünüyorum. Çünkü ya çok güzel. Gerçekten öyle. Çünkü Survivor'a gelen birçok yarışmacı kendi karakterini yansıtmıyor. Çok daha farklı yansıtıyor. Bu sene bir de SMS yoktu. Ne olacak, halka oynamamız gerekmiyor dediler. İnanılmaz bir sezon oldu. Yani herkes birbirine ateş etti. Bu durumda da ben tabii ki çok zorlandım. Benim için çok iyi bir sezondu diyemem. Zor bir sezondu benim için. Çok zorluk çektim. Ama önemli değil. Arkadaşlarım, sevdiğim arkadaşlarımı sonuna kadar destekliyorum. İnşallah gönlümden geçen kişilerden biri şampiyon olur. O kişilerden biri de tabii ki OGD. Çok hak ediyor. Nefise de çok hak ediyor ama OGD'nin şampiyon olmasını istiyorum. Dürüst olun. Hiçbir kırgınlık kaldı mı içinizde birine ya karşı? Tabii ki. Çok büyük kırgınlıklarım var. Yani birkaç kişiyle inanılmaz böyle artık kırgınlığın dışında böyle düşman denilecek tarzı bir olaylar yaşadım. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama tabii ki benim için öldüler. Yani o insanlar artık hayatımda yok. Hayatımdan böyle bazı pislikler temizlendi diyebilirim ben. Çok net konuşabilirim bu konuda. O yüzden çok mutluyum. bu saatten sonra böyle hayatımda olması gereken insanlarla pozitif bir şekilde devam edeceğim. Survivor size ne kattı? Zor bir soru. Zor bir soru. Şu an bu soruya cevap verebilir miyim bilmiyorum. Survivor bana ne kattı? Yani Survivor bana çok şey kattı. Sevgili Acun Ilıcalı çok şey kattı bir kere. Ben profesyonel voleybol oynarken bir anda Survivor'a katıldım ve bütün kariyerim değişti. Dördüncü sezonum olduğu için aslında bu sene bir şey katmış olamaz. Yani bu sene aslında bana negatif yönde bir şeyler kattı. Bu da benimle alakalı, kimseyle alakalı değil. Çok aslında hazırlanarak gittim. Motivasyonum çok yüksekti falan ama kendi istediğim performansımı maalesef başka nedenlerden dolayı yansıtamadım. Bu yüzden de bu seneyi yok sayıyorum ama onun dışında tabii ki çok şey kattı. İyi ki Acun Medya var diyorum, iyi ki Acun Ilıcalı var diyorum. Onları çok seviyorum. Bu kadar. Peki, bundan sonraki kişisel maceranız nasıl devam edecek? Hadi buyurun. Ama sen çok zor sorular soruyorsun, beni çok sıkıştırıyorsun şu anda. Ben kendi markamı yarattım. Kendi işimle ilgileniyorum şu anda. Marka ismi verebilirsin, YouTube. Ya YouTube, okey. Sahara Battle, zaten aslında duyuldu. çok güzel böyle Türkiye'de olmayan battle'lar ürettim ve o battle'larla ilgili böyle hani ticarete atıldım aslında. Ama dur şimdi, Ayşe teyze anlamaz battle'ı. Ona da anlat, nedir battle? Sumat arası. Anlamasın Ayşe teyze. Sumat arası. Onunla ilgili devam ediyorum. İşte daha yeni ürünler de getirdim. Kadınların seveceği ürünler böyle takı üzerine. Yani ticaretle ilgileniyorum şu anda. Sen şimdi ser verip sır vermeyeceksin. Oyunculuk teklifleri de alıyormuşsun. Dur ben alttan yangını vereyim hadi. Alıyorum ama televizyonda olmayı çok istediğim söylenemez açıkçası. Yani sporcular genellikle televizyona biraz handikaplı bakıyorlar. Yani ya, sen de mi öylesin? Ben evet öyleyim. Açıkçası böyle hani aile hayatı, ne bileyim, ikili ilişkiler. Ben çok fazla televizyonda böyle oldum. İşte dizilerle ilgili auditionlara gittim vesaire ama bana göre çok zor şeyler bunlar. Dur şimdi aile hayatı dedin, şimdi herhalde oradan girelim. Yani sonuçta böyle bir kıskançlık olabiliyor, projelerde çok zor şeyler olabiliyor. O yüzden ya aslında çok sıcak bakmıyorum. Ya benim istediğim şey değil. Bence Türkiye'de önemli olan kariyerse ya da böyle hayatınızda olması gereken şeyler vardır, hedefiniz vardır.
Benim için önemli olan, en önemli şey ailedir. Hedeflerimden önce, kariyerimden önce. Sonrasında da tabii ki para kazanmak. Türkiye'nin ekonomisini biliyorsunuz malum. O yüzden ticareti azaldım. Çok da güzel gidiyor. Sen evde nasıl bir insansın? Ben çok aslında böyle naif bir insanım. Aman atmışsın. Çok. Ya Allah, dışarıda görüldüğü gibi değil yani. Böyle çok, dışarıda gördüklerini böyle çok ukala, havalı, kendi beğenmiş gibi görüyorlar ama alakam yok. En güzel yemek? Her şey yapıyorum. Vallahi mi? Evet. Ya o konuda çok iddialıyım. Yemek konusunda hiç bana en güzel yemek deme yani.